Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Ömer Faruk Çelik'e davetimi arz ederim. O kadar biliyorsun. Ben beceremiyorum abi. Sen gönder bana dedim. Ben cevabım abi. Kedi sesi bile korumdan. Bugün 1100 ton tohumu, buğday, arpa, triticale tohumunu üreticilerimizle tüm ilçelerimizde buluşturuyoruz ve İnşallah ekim zamanında geldi. Üreticilerimiz de burada aldıkları tohumlarını toprakta buluşturmuş olacaklar. Tabii 3535 üreticiye buluşturuyoruz bu tohumu. 44.000 dekar alanda bu tohumlar ekilmiş olacak ve ifade ettiğim gibi önemli bir hububat ekiminde bu şekilde çiftçilerimiz gerçekleştirmiş olacak. Bu yıl il müdürlüğü olarak 33 projeyi, bitkisel üretimle ilgili 33 projeyi hayata geçirdik. Bu ilimize özel projeler. Dolayısıyla burada ciddi bir emek var. Burada emeği geçen arkadaşlarımıza hasreten teşekkür etmek istiyorum. Büyükşehir Belediye'mizde de birçok projede işbirliği içerisinde büyükşehirimizin kaynaklarıyla da birçok projeyi hayata geçirdik. Tabii bu projelerin içerisinde yeni teknik ve teknolojilerin kullanımı, biyolojik ve biyoteknik mücadele yöntemleri ve çiftçimizin girdi maliyetlerini azaltacak başlıklarda bu projelerimizi gerçekleştirdik. Üreticilerimize sağladığımız her katkı, şundan emin olun ki ülkemize sağladığımız katkı artık gıda güvenliği, milli güvenliğin ana unsuru. Bugün de bu stratejik ürünü, hububat tohumları bütün ülkeler için stratejik bir ürün. Dolayısıyla bu proje bizde hakikaten bizim için önem arz ediyor. Bugün gerçekleştirdiğimiz teslim törenimiz ile tam tamına 43.484 dekar arazi, 1100 ton arpa ve buğday tohumu ile buluşacak. Bu önemli projenin yatırım miktarı ise tam 14.661.000 Türk lirasıdır. Kıymetli dostlar, Manisa tarımsal üretimi ile ülkemizin gıda ambarı, en fazla tarım alanına sahip şehirler arasında da ilk 10 içerisindeyiz. Manisa'mızdaki bu önemli tarım potansiyelini geliştirmek, üretimin artırılmasına yönelik planlı tarım çalışmaları yapmak, tarımsal üretimi sürdürülebilir kılmak, kaynaklarımızı verimli kullanmak ve ekonomimize katma değer sağlamak düşüncesiyle tarımsal ve kırsal kalkınma projelerimize büyük önem verdik. Büyükşehir Belediyesi olarak bu yıl tarımsal ve kırsal kalkınmaya tam 70 milyon lira gibi bir bütçe ayırdık. Üretimin değerini biliyor. Üreticimizi her alanda destekliyoruz. Bugün dağıtımını yaptığımız 1100 ton sertifikalı tohumun yüksek çimlenme kabiliyeti olduğunu, veriminin yüksek olduğunu, hastalıklara ve zararlılara karşı dayanıklı olduğunu arkadaşlarım bana iletti. Ben bu hizmetlerimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Dünyanın nüfusu hızla artmaktadır değerli arkadaşlar. Şu anda 8 milyara yakın dünya nüfusu, 2030'larda 10 milyarı geçeceği tahmin edilmektedir. Böylesine artan bir nüfusa gıda ve gıda güvenliği çok çok önemli. Tabii ki bunun yanında, bununla paralel giden su güvenliği de çok önemli. Dolayısıyla gıda üretimini arttırmak için hükümetlerin de çiftçiye, üreticiye destek vermesi gerekmektedir. Avrupa birçok tarım ürününde önemli destekler vermektedir. Biz de hükümet olarak son yıllarda desteklerimizi arttırdık ve daha da arttırmalıyız. Çünkü gıda her şeyin başında geliyor ve gıda güvenliği gelecek nesillerimiz için çok çok önemli.
Değerli arkadaşlar, bu gıda arzında ve hububat arzında bildiğiniz gibi bir de son yıllarda Ukrayna-Rus savaşı gıda ve hububat arzını azaltmaktadır. Bu nedenle biz de tedbir olarak daha çok hububat üretmek için bütün tedbirleri almamız gerekmektedir. Nitekim bu buğday ve tohum sertifikalı tohumluk desteği de bunun göstergelerinden biri. Tabii ki yemde olsun, hayvancılıkta olsun birçok alanda desteğimizi daha da artırıp çiftçilerimizi, köylerimizi desteklemek durumundayız. Ben bu desteklerden dolayı hükümetimiz başta olmak üzere Büyükşehir Belediye'mize, Tarım İl Müdürlüğü ve Teşkilatı'na, muhtarlarımıza ve organizasyona emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah. Kıymetli üreticilerimize hayırlı olsun. Üyelerimizi de toplu fotoğraf çekimi için sahneye davet ediyoruz efendim. Tamam. Sayın